Yeni sorum şu olacak. Fenerbahçe yönetimine dair bir soru sormak istiyorum sana e, müsaadenle. Tabii. Galatasaray derbisinde olası bir mağlubiyet alınsaydı e, Kongre'ye gidileceği iddiaları hı hı. kulislerde hakimdi. E, bu iddialar gerçek mi öncelikle? Yani sayın başkan Ali Koç ve çevresinde böyle şeyler hı hı. konuşuldu mu? E, eğer Kongre'ye gidilseydi hangi tarihte Kongre olacaktı? Yakın tarihte mi? Belki de güven tekrardan tazelemek yani için yapılacak mı vesaire? Ben sadece spekülasyonları... Tabii tabii. Şunu e, söyleyeyim. söyleyeyim. Çok böyle hani o maçta Ve şu olsaydı... Son olarak tabii. Bir soru daha soracağım. Eğer Fenerbahçe'de yakın tarihte bir kongre olursa Sayın Başkanı Az Yıldırım, eski Başkanı Az Hı. Yıldırım veya kurmayları veya yakınlarında bir isim tekrardan başkan adayı olur mu? Az Yıldırım aday olmaz. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Oradan başlayalım. Ee, ben öyle Galatasaray maçında yenilseydi, kongreye gidecekti falan. Yani Fenerbahçe kulübünde genelde böyle olmamıştır. Fenerbahçe bu şampiyon olamazsa bence kongre olma ihtimali çok yüksek. Koparsa kongre olma ihtimali çok yüksek. Zaten Ali Koç'un güven oyu alması gerekecek böyle bir tabloda. Onu net bir şekilde söyleyelim ama hani Galatasaray yenilseydi kongre kararı ya yani öyle yürümüyor bu işler. Ya bu neden öyle yürümüyor biliyor musunuz? Yani Galatasaray maçı yenildikten sonra hadi ben gideyim hemen kongre kararı aldım demiyorsun. O günü bir değerlendiriyorsun vesaire ki derbiden söyle sonra yani Fenerbahçe camiasında Galatasaray'a yenildik kongre kararı aldık. Zaten kim şimdi hiçbir başkan dedirtmez. Yani bence bunu Galatasaray'da da kimse dedi. <laughs> hani böyle detaylar da var. E, sıkıntı yok. Böyle detaylar da var. Ben o yüzden o spekülasyonların çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe bu yıl şampiyon olamazsa kongre gündeme gelecektir tabii ki. Ali Koç'un, Başkan Ali Koç'un ya şimdi nasıl şampiyon olamadığınız bile önemli. Şimdi Fenerbahçe gider konferans League'de final oynar atıyorum. Şeyde e, Türkiye Kupası'nı alır. Ligi ikinci bitirir. İnsanlar der ki yani dest, devam eder. Bir kongre ortamı oluşmaz. Ama atıyorum bunların hiçbiri olmaz. Bir kongre ortamı oluşur. Ya bunlar böyle ya insanlar şeyi seviyor. Manşet vermeyi seviyor. Yani şöyle olacaksa böyle olacak falan. Ben hiçbir zaman bu işlerin bu kadar keskin ilerlediğini görmedim. Şöyle genel söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe bu yıl hedeflerinin uzağında kalırsa, çok uzağında kalırsa, erkenden uzağında kalırsa veya hmm. hani yarı, şimdi şu an Trabzon'a yakın Fenerbahçe iki maçı yenildi. iyice uzaklaştı, iş bitti. Bunlar farklı konular, farklı ihtimaller, değişkenlik gösterebilir. Ama Fenerbahçe sezon yani bunlar daha çok sürece göre ilerleyecek şeyler. Ama net olarak söyleyebilirim ki Galatasaray yenilseydi kongre kararı alacaktı diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Az evet. Aziz Yıldırım aday olacağını dünya halidir. Yine %100 kesin konuşma ama %98 diyeyim. Ben Aziz Yıldırım'ın aday olacağını düşünmüyorum. Eğer bir kongre olursa da Ali Koç mesela kongre kararı aldı ve tekrar aday oldu. Hiç kimsenin aday olacağını düşünmüyorum karşısında. O kadar kesin evet. ve eminsin. Kendisi aday olursa. Aday olmazsa çıkar. 2-3 tane aday. Şu an 2-3 aday garanti çıkar. Aziz Yıldırım'ın ekibinden diye adlandırılan birisi de çıkabilir. Yani hmm. e, o Az Yıldırım arkadaşlarıyla hep birlikte hareket ediyor vesaire. Oradan bir kişi çıkabilir. Şimdi çıkar vesaire demek için erken konuşmak için erken ama çıkma ihtimali yüksek. Ama tekrar ediyorum Ali Koç aday olursa Ali Koç kongre kararı aldı. Fervatçı'da işler kötü gitti. Ali Koç kongre kararı aldı ve kendisi aday oldu. Ben aday çıkacağını düşünmüyorum çok fazla. Herhangi en fazla diyorsun. en fazla bir kişi falan olur ama güçlü bir aday geleceğini hiç inanmıyorum. yani e, Sayın Başkan gibi güçlü bir iş adamı için ee, yani Fenerbahçe taraftarları şu anda da böyle bir ama bir isim şunu söyleyeyim net mi? bir şekilde. Yok yani o, o olmaz olsun. olmaz. Ali Koç'a olursa karşısına çıkmaz o isimler. Ee, şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Şu anda böyle bir konga gündemi yok ama yani. Şu anda şampiyonluk falan hedef lig hani bu şekilde. Şampiyonluk hedefi devam ediyor Twitter'ın, medyanın, sosyal medyanın gündemiyle gerçekler arasında Fenerbahçe'de ciddi bir fark var. Bu uzun süredir böyle bu uzun süredir böyle ee, bunda Sayın başkanın maalesef medyada ve sosyal medyada bıraktığı boşlukların alanların payı çok büyük yani biraz başkan buna sebep oldu ee, bu boşlukları bırakırsanız başkaları doldurur bu, bu bundan dolayı da çok fazla şey var ee, ne derler ona böyle şey var yani mesela Galatasaray derbisi öncesi çok şükür. Tabii böyle şeylerin kıymeti çok bilinmiyor. Dediğim gibi insanlar sizin hatanızı arıyor veya gerçek olmayan yalanların peşinden koşmayı seviyor ama e, herkes hoca gidecek mi vesaire derken Fenerbahçe'nin gündeminde Galatasaray derbisi öncesi şu kadar bile hocayı göndermek yoktu yani. Hiçbir İlk isimle görüşülmedi. Hiçbir isimle görüşülmedi. Hiçbir isimle görüşülmedi. Öncesi sonrası. Net bir şekilde söyleyebilirim ki hiçbir şekilde hoca değişikliği gündeme bile gelmedi. Peki, ya şimdi bir yönetici böyle düşünüyor diye o gündeme gelmiş olmuyor. Sayın Başkan Ayıkoç'un e, Vitor Pereira'ya dair e, gelecek güvencesi nedir? Gözsebe maçından sonra ben düştüğünü düşünüyorum artık. Yani Gözsebe maçından sonra değil. Bu alınan sonuçlarla birlikte sezon başındaki kadar olmadığını söyleyebilirim. Ama bu çok normal. Peki şu anda mevcut durum itibariyle? Abi ben sana şunu söyleyeyim. Gaziantep ile Beşiktaş'ı yensin. Fenerbahçe Vitor Pereira şu an en baba hoca olur yani. <laughs> o kadar ha? E öyle. Bu işler böyle. Şimdi Galatasaray, Trabzon bu hafta Antalya'ya puan kaybetti. Fenerbahçe Antep'i yendi. Haftaya Trabzon yendi veya yenildi. Fenerbahçe üstüne bir de Beşiktaş yendi. Her şey bir anda tersine Gönlük döner. Her şey bir anda tersine döner. Fenerbahçe'nin sorunu şu. Fenerbahçe sonuçlara bağlı olmaktan kurtulamıyor. Yıllardır sorunu bu. Bunun da sebebi doğru yönlendirme olmaması, çok fazla alan bırakılmaması, medyada, sosyal medyada, kulüp içerisinde, Samandıra'da çok fazla boşluk bırakılması. Bundan dolayı hep sonuçlara bağlı bir Fenerbahçe var. Ee, ama gerçek gündemle Fenerbahçe'nin gündemiyle medyadaki veya sosyal medyadaki veya sokaktaki gündem arasında gerçekten fark var. Bunu da söylemek lazım. Vallahi harika bilgiler verdin. <laughs> çok Eyvallah. teşekkür ederim sevgili Selim kul.